Cihaz TV hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz. Bugün farklı bir konsept yapacağım. Bir laptop serisinin genel olarak alınıp alınmayacağı üzerine kendi yorumlarımı sizlere sunacağım. Bu videomuzun konusu HP Victus serisi laptoplar alınır mı, alınmaz mı, artıları nelerdir, eksileri nelerdir sizlere bunlardan bahsedeceğim. Bugüne kadar bu kanalda hiç HP Victus incelemesi olmadı arkadaşlar. Videoya başlarken ya sen hiç HP Victus incelemedin ne hakkında konuşuyorsun ki diyenler olabilir ama şunu belirteyim arkadaşlar. Cihaz TV'nin Discord kanalında 7500 civarı kullanıcı var. Telegram'da 1500 civarı takipçim var. Youtube'da ise 48000 civarı abone var şu anda ve ben sürekli kullanıcılara iletişim halindeyim. Etrafımda bu laptopları satın alanlar da oluyor. Özellikle testlerini istediğim kullanım deneyimlerinden haberdar olduğum kullanıcılar da oluyor. Bunlardan topladığım bilgilerle piyasadaki birçok incelemede bile bulamayacağınız bazı bilgileri sizlerle paylaşacağım. Öncelikle HP Victus serisinin artılarına göz atarak videomuza başlayalım ama videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı gelecek arkadaşlar. Beni takip etmeyi unutmayın. Şimdi ilk artıyla videomuza başlıyoruz. Bence HP Victus serisinin ilk artısı şu anki piyasada doların böyle 27 lira civarında seyrettiği piyasada fiyat performans oranının yüksek olması. Eğer doğru HP Victus laptopu bulursanız gerçekten fiyat performans olarak çok avantajlı bir laptopa sahip olacaksınız. İkinci artısı kalite hissiyatı fiyatına göre iyi arkadaşlar. Laptoplar çok dandik durmuyor. HP Victus serisinin tasarım tarafında bir duruşu var. Yani genel olarak bence fiyatına göre kaliteli görünen bir laptop. Çok fazla gaming çizgilere sahip değil ama dışarıda hem işte kullanmalık hem oyunda kullanmalık güzel bir tasarımı bizlere sunuyor. O kapağın arkasındaki HP Victus logosunun tasarımı falan gayet güzel. Laptopa dışarıdan baktığınızda ucuz bir laptop gibi durmuyor. Bence bu serinin diğer bir artısı şu an piyasadaki en güncel işlemcileri ve en güncel ekran kartlarını kullanıyor olması. Piyasada çok fazla HP Victus serisi laptop var arkadaşlar. Bunların çoğu yani piyasada akakçede arattırdığınızda önde çıkan laptoplar, iyi puanlar almış olan laptoplar. Ryzen 7000 serisi işlemcilere ve Intel'in 13. nesil Core i5, Core i 7 işlemcilerine sahip. Bu işlemcilerin hepsi artık rüştünü ispat etmiş. Ekran kartını besleme konusunda çok sıkıntı çıkartmayan güncel işlemciler. Diğer laptop üreticilerinde Asus'ta, Acer'da, o da şunları görüyorum. Mesela güncel bir ekran kartına 11. nesil işlemci takabiliyor ya da 12. nesil işlemci takabiliyor. Kötü mü o işlemciler? Değil. Her şey fiyata göre belirlenir. Bazıları fiyat performans olarak avantajlı olabilir ama artık güncel işlemcileri görmek istiyoruz ve HP firması HP Victus tarafında bu işi bence gayet iyi beceriyor. Şu an piyasadaki güncel laptoplarda gerçekten güzel işlemciler ve güzel ekran kartları bizleri bekliyor. Diğer bir artı HP Omen Gaming Hub'ı kullanmaya imkan tanıyor olması. HP Victus serisi bir laptopu aldığınızda HP Omen Gaming Hub üzerinden laptopu özelleştirebiliyorsunuz. Sıcaklık ve kullanım değerlerine göz atabiliyorsunuz arkadaşlar. Birçok laptop firmasının ürettiği yazılıma göre bence daha güzel bir yazılım ve gerçekten konforlu bir kullanım değmeni bizlere sunuyor. Kontrol paneli açısından herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bu serinin diğer bir artısı her laptopta 70 Watt saatlik pille geliyor olması. Bazı istisnalar vardır ama genel olarak zaten 16.1 inç ekranlı Victus'ları öneriyorum. Bu 16.1 inç ekranlı HP Victus modellerinin hepsinde 70 Watt saat pil standart standart olarak geliyor. Şu an piyasada Acer Nitro tarafında, Asus TUF tarafında, Lenovo IdeaPad Gaming 3 tarafında genellikle 50 ile 60 Watt saat arası pilleri görüyoruz. Pil açısından HP Victus'lar standart halde daha yüksek kapasiteyle geliyor diyebiliriz. HP Victus serisinde özellikle 16.1 inç ekranlı kasaların avantajı olarak soğutma sisteminin iyi olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Piyasada genel bir algı var. HP laptoplar ısınıyor. HP almayın falan filan diye. Bu algının çoğu eski nesillerden geliyor arkadaşlar. Eski HP Pavilion onlara eski HP Omen'lere bakarak onların yüksek sıcaklık değerlerine bakarak yeniler üzerinden genelleme yapıyorlar. Bu yanlış arkadaşlar. Şu anda 13. nesil Intel işlemci ya da Ryzen 7000 serisi işlemci HP Victus modellerinde 16.1 inç ekranlı laptopların soğutma sistemi gayet iyi çalışıyor. Hem işlemci ve ekran kartı güzel sıcaklık değerlerinde çalışıyor hem de bilgisayar çok fazla ses çıkartmıyor. Mesela Acer Nitro serisinde bence gerçekten çok yüksek fan sesi oluyor. HP Victus'ta bu kadar yüksek fan sesi duymayacaksınız. Bilgisayarın soğutma sistemi sessiz ve etkin bir şekilde çalışıyor olacak. Diğer bir artı arkadaşlar yeni nesil 16.1 inç ekranlı Victus modellerinde yüksek wattlı ekran kartları ve MUX switch standart olarak geliyor. RTX 4050 olanlarda da 4060 olanlarda da 120 wattlık ekran kartları görüyoruz ve RTX 4000 serisi için bu ekran kartı değerleri son derece yeterli. Zaten 90-95 wattın üzerinde RTX 4050 ve 4060'ın ekstra bir performans kazanamadığını Geraldstack kanalında testlerde görmüştük. MUX switch de ayrıca bir avantajdır. MUX switch şu anda kullanıcılara çok önem verilen bir özellik. Özellikle CSGO, LOL, Valorant gibi oyunlarda Nvidia'nın Optimus'unu ortadan kaldırmanız gerekiyor. Yani Advanced Optimus ya da MUX için devreye girmesi gerekiyor. Bu özellik sayesinde bilgisayarınız harici ekran kartından tam performansla faydalanıyor ve hafif oyunlarda bile yüksek FPS değerleri alabiliyorsunuz. HP Victus'un 16.1 inç ekranlı modellerinde bu özellik standart olarak geliyor. Bu serinin diğer bir artısı yine özellikle 16.1 inç ekranlı modellere özgü olarak söylüyorum bunu. Yüksek megahertz değerine sahip RAM'lerle geliyor olması şu anda piyasadaki 16.1 inç ekranlı HP Victus'ların Ryzen 7000 serisi modellerinde 5600 MHz, Intel 13. nesil modellerde ise 5200 MHz DDR5 RAM'ler standart olarak geliyor. Her birinde de çift kanal RAM oluyor. Yani 16 GB ise 2x8, 32 GB ise 2x16 şeklinde oluyor. RAM'den gerçekten maksimum performansa faydalanırsınız. Şu an piyasada gördüğüm en yüksek RAM hızları özellikle bu serilerdeki notebooklar arasında HP Victus serisinde bulunuyor. 5600 MHz standart olarak görmüşsünüz benim açımdan sevindirici. Diğer taraftan M.2 SSD tarafında da bir artı puanı hak ediyorlar arkadaşlar. Şu an piyasadaki yine bütün güncel HP Victus modelleri Gen 4 M.2 SSD ile geliyor. Testlerde 5000-6000 civarı hatta daha üzeri megabayt bölü saniye değerlerine ulaşılabiliyor. Okuma ve yazma hızları açısından gerçekten güzel bir avantajı bizlere sağlıyor. Ama bir eksisi de var ondan birazdan bahsedeceğim. Bence hız açısından SSD'nin avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan HP Victus serisinde giriş çıkış yuvaları da yeterli seviyede oluyor arkadaşlar. Neredeyse hepsinde SD kart okuyucunda mevcut olduğunu görüyorum. Kamera kullananlar için SD kart okuyucu lazım olabiliyor ya da bilgisayara ek depolama alanı eklemenizi sağlayabiliyor. Mesela 256 GB'lık bir SD kartı bilgisayara takıp orayı da depolama birimi olarak kullanabilirsiniz. Giriş çıkış yuvalarının yeterli olması bence bir artı puan hak ediyor. Bu serinin diğer bir artı puanı rakiplerine ve ekran boyutuna göre hafif olması. Genel olarak HP Victus serisindeki bu yeni nesil laptopların 2 kilo 330 gram civarında ağırlığa sahip olduğunu görüyoruz. Buna benzer diğer laptop laptopların 2.5 kilo ve üzeri olduğunu görüyorum. 15.6 inç ekran boyutunda hem 16.1 inç ekran boyutuna sahip olması hem de hafif olması bu bilgisayarların taşınabilirliğini arttıracaktır. Daha kolay taşımanıza yardımcı olacaktır. HP Victus serisindeki bence son artı, aklıma gelen son artı yani yeterli güce sahip adaptörlerle geliyor olması arkadaşlar. Genel olarak işlemcinin kaç watt çektiğini, ekran kartının kaç watt çektiğini hesaplarsanız Ortaya bir değer çıkar. Çoğu laptopta bu adaptörler tam bu sınırda gibi olur. Mesela RTX 4060'da 16.1 inçlik HP Victus modellerinde 120 wattlık RTX 4060 bulunuyor. Buna ek olarak bilgisayarda 45 wattlık bir işlemci bulunuyor. Toplamda 165 watt civarı bir işlemci ekran kartı güç tüketimi oluyor. Ama bu laptoplar 230 wattlık adaptörle geliyor. Yani bilgisayar çalışırken şarj olma esnasında vesaire herhangi bir güç darboğazı yaşanmıyor. Bu da son artı olarak karşımızda. Şimdi eksilere geçebiliriz. Şimdi geldik HP Victus serisinin eksilerine. Yani bu bilgisayarları tercih etmeyenlerin genel olarak tercih etmeme sebeplerine. Birincisi çok çok çekici görünmüyorlar. Böyle aşırı derecede gaming tasarımı yok arkadaşlar. Oturaklı bir tasarımı var. Bence tasarımı bir avantajdır ama böyle çok keskin hatlara sahip RGB ışıklandırmalı klavyeler vesaire bunlar yok. Genellikle tek renk sabit aydınlatmalı klavyeler ve RGB olmayan klavyelerle geliyor. Bunun birçok kişi açısından eksi puan alabileceğini düşünüyorum. Diğer taraftan kalite hissiyatında da böyle aşırı derecede metal kasalar bilmem neler havada uçuşmuyor. Birazcık fiyat performans odaklı düşünmek gerektiği için birazcık tasarım açısından gösterişsiz tasarımları olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Serinin bence diğer bir eksisi en büyük eksilerinden biri hatta bu 16.1 inç olan modellerde bile yani geniş kasaya sahip olan modellerde bile yedek M.2 SSD yuvasının olmaması yükseltme için M.2 SSD yuvası bulunmuyor arkadaşlar. O yüzden olabildiğince 512 GB değil 1 TB'lık modellere yönelmeye çalışın. Bu seride nasıl böyle bir şey yaptılar bilmiyorum ama anakartın üzerinde yuva gözüküyor arkadaşlar ama yuvanın içerisinde bir kontrolcü bulunmuyor. Yani M.2 SSD için yol yapılmış, boşluk yapılmış ama kontrolcü olmadığı için yuva olmadığı için ekstra bir M.2 SSD takamıyorsunuz. HP Victus'un yeni modellerinde yükseltme yapmak isterseniz içerideki SSD'yi çıkarıp yerine daha büyük bir SSD takmanız gerekiyor. Şu anda 2 TB SSD'ye yükseltme yapmanın çok mantıklı olduğunu görüyorum. Mesela fiyata göre değişecek şekilde eğer aradaki fiyat farkı bunu kurtarıyorsa 512 GB SSD'li bir HP Victus serisi aldıysanız bir laptop aldıysanız 512 GB SSD'yi çıkarın arkadaşlar. İsterseniz satın isterseniz USB adaptör alıp harici SSD olarak kullanın. Değerlendirmek size kalmış ama onu çıkarıp yerine 2 terabaytlık bir M.2 SSD takmanız kesinlikle çok daha iyi olacaktır. Artık 512 GB'da 1 TB'da çok fazla yetmiyor açıkçası. Sınırda değerler bunlar. SSD yükseltmenizi öneririm. Maalesef yükseltme için ekstra bir yuva sizleri beklemiyor olacak. Haberiniz olsun. Diğer taraftan 15.6 inç ekranlı modellerin soğutmasının çok iyi olmadığını söylüyorlar. Soğutma sistemi birazcık yeterli gelmiyormuş galiba. 16.1 inç ekranlı modelleri tercih etmenizde fayda var. Soğutma sistemi açısından daha avantajlı olacaktır. Diğer yandan yine 15. 6 inç ekranlı modellerden biraz uzak durmanız adına şunu da belirteyim. Bu küçük ekranlı modellerde MUX switch bulunmuyor ve ekran kartı değerleri daha düşük oluyor. Yani şöyle örnek vereyim 16.1 inç ekranlı RTX 4050 HP Victus'ta 120 Watt'lık RTX 4050 varsa ve buna ek olarak MUX switch varsa 15.6 inçlik modelde 75 Watt'lık RTX 4050 bulunuyor ve MUX switch maalesef bulunmuyor. O yüzden oyun performansını arayanlar özellikle oyun performansı odaklı düşünenlerin 15.6 inç modellerden yeni bir model çıkmadığı takdirde uzak durmasını öneririm. Serinin diğer bir genel eksisi çok bilinen bir eksi arkadaşlar. Ekranda sallantı problemi. Böyle laptopu masaya koyduğunuzda kapağı açtığınızda ekranın kenarından şöyle bir dürttüğünüzde ekranın çok sallandığını göreceksiniz. Bu sorunu yaklaşık 2 senedir çözemediler arkadaşlar. Hala aynı kasayla geliyor. Aynı menteşeyle geliyor. Çok kişi bunu artık kafaya takmıyor. Konfigürasyon güzel olduğu için bunu çok kafaya takmayanlar var ama ekranın sallanmamasını istiyorsanız HP Victus serisinden birazcık hayal kırıklığıyla ayrılabilirsiniz. Diğer yandan dikkat dikkatimi çeken diğer bir arkadaşlar üst düzey konfigürasyonlarda o konfigürasyonlara yakışmayacak ekranlar olabiliyor. Mesela RTX 4070 ekranlı ve Intel Core i7 13700H işlemcili çok güçlü bir konfigürasyon var. 5200 MHz DDR4 RAM var vesaire ama ekrana bakıyorsunuz 16.1 inç ekran var. %100 sRGB yok. Yüksek bir MS değeri var. Doğru düzgün bir ekran parlaklığı yok. Yani yüksek bir ekran parlaklığı sunamıyor. 250 nitik ortalama bir parlaklık sunuyor. Belki bu birçok kişinin yeterli olabilir. Mesela benim şu anda laptopumda 60 Hz 24 ms'lik bir ekran var. Bana 144 Hz ekran 250 nit olsa da 20 ms olsa da hızlı gelecektir. Güzel gelecektir ama bu konuda işte ben 45 bin lira veriyorum 50 bin lira veriyorum. Artık daha iyi bir ekran olmasını beklerim diyenler varsa da haksız değiller arkadaşlar. Daha iyi bir ekranı bu konfigürasyonlar hak ediyor. Arada güzel ekranlı modeller de var. Onların da detaylı teknik özelliklerine bakmanızı öneririm. Mesela Ryzen 7 7840 HS'li ve RTX 4070'li bir tane HP Victus modeli var. Bu modelde 16 ta 1 inç boyutlu 240 Hz QHD 3ms %100 sRGB ekran bulunuyor. Muazzam bir ekran. Keşke bu ekran diğerlerinde de standart olsa. Diğer taraftan bir eksi de şunu söyleyeyim arkadaşlar. RTX 3050 ve 3050 Ti ekran kartı HP Victus modellerinde şu anda RTX 3060 da buna eklendi. Çok yüksek fiyatlar görüyoruz. Bence bu segmentlerin biraz daha ucuzlaması gerekiyor. Artık piyasada RTX 4050 ve 4060'lı modeller var. 30 bin lira veriyorsak onlara verelim. 30 bin liraya yakın fiyatlara artık RTX 3050 ekran kartı alınmaz arkadaşlar. 6 GB olsa da alınmaz. Aklınızda bulunsun. Ben kesinlikle önermiyorum. Eğer böyle bir ekran kartlı laptop alıyorsanız piyasada daha uygun fiyatlı seçenekler var. 17, 18, 19 bin lira civarında RTX 3050 ve 3050 Ti ile diğer markaların modellerine yönelmek bana daha mantıklı geliyor. Ama üst düzey modellerde dediğim gibi fiyat performans oranı yüksek. Ona bir şey demiyorum. Bu videoda bahsedeceğim son eksiği arkadaşlar 8 GB DDR4 RAM'li eski modellerde 2x4 GB RAM oluyor. Haberiniz olsun. Bunun zaten birçok kez satın alma tavsiyelerimde falan da belirtmiştim. Eğer piyasada DDR4 RAM'li ve 8 GB RAM'li bir HP Victus laptop bulduysanız muhtemelen içinden 2x4 GB RAM çıkacak. Çift kanal olması yeterli bir performans vermesini sağlayacaktır ama 8 GB RAM artık yetersiz olduğu için böyle bir HP Victus modeli aldığınızda içindeki RAM'leri çıkarıp yenisini takmanız gerekecek. Yani yeni RAM'leri takmanız gerekecek. O yüzden yükseltme açısından birazcık daha dezavantajlı olduğunu söyleyebilirim. Bunu da aklınızda bulundurmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar sonuç olarak bana göre HP Victus serisi güzel modeli güzel fiyata bulduğunuz takdirde alınır bir seri. Rahatlıkla alınır. Zaten alınır gözüyle baktım. Fiyat performans oranını yüksek gördüm. HP Victus modellerinde bu videonun altındaki açıklama kısmında link olarak sizlerle paylaşacağım. Bugünkü fiyatlarıyla benim gözümde alınabilir gördüm. HP Victus modellerini açıklama kısmında linklerde bulabilirsiniz. Bu videoda gözümden kaçırdığım artılar eksiler olabilir. Sizin ekstra sorularınız olabilir. Sorularınızı videonun altına yorum atarak ya da bana Instagram'dan özel mesaj atarak yollayabilirsiniz. Instagram Cihaz TV olarak geçiyor. Instagram'da Cihaz TV aratarak kanalıma abone olabilir. Instagram'a abone olabilir. Bana soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.